Herkese selamlar. Kanalıma yeni gelenler için birçok içerik üretiyoruz. Bu seriyi de çok severek ilerletiyorum. Başka insanların hayat hikayelerini, başka grupların da hikayelerini ve şarkıların da hikayelerini bulabilirsiniz bu seride. Abone olup da destek olmayı isterseniz çok sevinirim. Bugün bir blues efsanesi olan, blues'u bir yerden alıp başka bir seviyeye taşıyan adam Eric Clapton'dan bahsedeceğiz. Herhalde Tanrı lakaplı tek gitarist olabilir. Cidden kendisine aşırı hayranım. Umarım siz de keyifli zaman geçirirsiniz. Çünkü cidden çok değişik bir hikayesi var. İçinde her türlü acı ve sevinci barındırıyor. Şimdi videoya geçebiliriz. Eric Patrick Clapton 2. Dünya Savaşı sırası 1945 yılının Mart ayında dünyaya geliyor İngiltere'de. Annesi Kanada'da bir askerle birlikte oluyor. Hamile kalıyor. Halinden babası çoktan Kanada'ya gitmiş oluyor doğduğu vakit ve başka bir kadın orada evlenmiş oluyor ve Eric Clapton zaten babasız büyüyor. Bununla beraber o dönemde bekar bir kadının tek başına çocuk büyütmesi zor olduğu için dedesi ve anneannesi, annesi ve onu ebeveynlikleri altına alıyorlar ve Eric Clapton 9 yaşına kadar annesini ablası sanarak büyüyor. 9 yaşına geldiği vakit annesi işte gitmiş çoktan, onu bırakmış yani zaten bebekken. Gitmiş başka bir adamla evlenmiş ve ondan çocuk yapmış. Onu ziyarete geliyor üvey kardeşiyle birlikte. Ve tabii bu Eric Clapton'ı iyice şok ediyor. Hani artık adam, yani çocuk bitiyor. İyice depresif ve içine kapanık bir çocuk haline geliyor. Tabii bu yıllarda artık takvimler 1958'i gösterdiğinde Eric Clapton 13 yaşında ve rock and roll adeta bir patlama etkisi yaratıyor dünyada. Ve bu da onun gitar istemesine sebep oluyor. Diyor ki dede bana gitar alın. Halinden ilk aldıkları gitar Hoyer marka çelik telli. Çok da iyi olmayan ve çalınması çok zor bir gitar. Bu onun çalamamasına sebep oluyor gitarı ve 2 yıllık bir ara veriyor. Ve 2 yıl sonra 15 yaşında gitarı çıkarıyor, eline alıyor ve bir daha asla bırakmıyor gitarı. Blues onun üzerinde bir etki bırakıyor blues müziği. Cidden blues müziğine aşırı hayran ve blues müziğine cidden tapıyor. Belki bunun sebebi küçükken yaşadığı hüzünlü duygunun blues gibi acıları anlatan bir müzikle birleşmesi olabilir. O zaten müzik hayatı boyunca hep Amerikan blues'unun komple bir ele alma isteği var. Başka çok müzik türüne gitmiyor ya da yapmak istemiyor. 1962 yılına geldiğimizde B.B. King, Muddy Waters gibi sanatçılardan esinlenerek elektro gitar istiyor. Bu sefer de dede bana elektro gitar alıyor. İlk elektro gitarı da şimdi hepimizin hayali olan Türkiye'de böyle uçuk kaçık fiyatları ikinci elde satılan, zaten sıfırını almamışsın bayağı zor oldu, araba fiyatına olan gitar Gibson S335. Teknik bir arıza sebebiyle ufak bir durmak zorunda kaldık. Şimdi devam edebiliriz. En son Gibson S335'te kalmıştık. 16 yaşında başladı. Eski adıyla Kingston College Sanat Okulu'ndan bir yıl sonra atılıyor Eric Clapton. Sebebini şöyle açıklıyor okul. O da müzik üzerine değil, sanat üzerine değil, müzik üzerine diyorlar. O kadar saçma ki sebep tam söyleyemedim bile. Yani sebebi Eric Clapton gitarı elinden düşürmeden tek yaptığı şey müzik olduğu için adam okuldan atılıyor bir yıl sonra. Artık herhalde okulda yani müzik değil de başka sanatlarla da ilgilenmelerini istiyorlar, bilmiyorum. Ama yani o zamanlar Amerika'daki eğitim sistemi de pek iyi değilmiş bence. İlk büyük grup denemesi Yardbirds. Ekim 1903'te Kate Roth ve Paul Samwell tarafından Eric Clapton'a dahil edilerek 3 kişi şeklinde bu grubu kuruyorlar. Zaten ondan sonra başarıdan başarıya koşmaya başlıyor Eric Clapton. Bir blues ve rock and roll grubu. Birçok insan tarafından gelmiş geçmiş en iyi mızıkacı olarak, yani en iyi mızıka çalan kişi olarak bilinen Bonnie Boy Williamson ile başarılı bir turne çıkıyorlar. Amerika turnesine. Güzel bir turne yapıyorlar. İngiltere'ye döndükleri vakit ilk albümlerini çıkarmaya karar vererek Five Live Yardbirds albümünü yayınlıyorlar. Ondan sonrasında bu albüm içinde For Your Love diye bir şarkı var. Bu çok güzel bir şarkı ve bu şarkıyla büyük bir ses getiriyor grup.
biraz daha dönemin popüler müzik kültürüne uygun, pop müziğe biraz daha yakın bir şarkı. Bunun üzerine Eric Clapton bunu beğenmiyor. Grup diyor ki biz bu çizgiyle ilerleyeceğiz. Eric Clapton diyor ki hayır, ben blues yapmak istiyorum dostum. Sizle ilerlemeyeceğim diyor ve hakikaten şarkının yayınlandığı gün Eric Clapton gruptan ayrılıyor. Diyor ki yerine şeyi tavsiye ediyor. Jimmy Page diyor, gel yerime geç diyor. Jimmy Page Eric Clapton'a saygısından geçmiyor. Yerine efsanevi gitarist olan, başka bir efsane olan Jeff Beck geçiyor. Yani Jimmy Page ile o zaman daha tanışıyorlarmış. Cidden bu sanatçıların böyle birbiriyle ilgisi. Bu arada Jimmy Page şey, Led Zeppelin'den biliyoruz hepimiz. Sonrasında Nisan 1965'te John Myers Blues Breakers, aynen John Myers Blues Breakers grubuna katılıyor. Birkaç sonra ayrılmak için katılıyor. Ayrıldıktan sonra Yunanistan'a gidiyor arkadaşlarıyla falan beraber. Orada konserler veriyor. Geri döndüğü vakit tekrar katılıyor gruba. Ve işte o grupta iyice ünleniyor ve artık insanlar şey, sokak duvarlarına ilk defa işte nerede, tren istasyonunun bir sokak duvarına sanırım, Clapton is God yazıyorlar. İşte yani ilk defa herhalde bu slogan alan tek sanatçı olabilir. Yani Clapton tanrıdır yazıyor adamlar. Clapton bununla ilgili 87'de verdiği bir röportajda bu lakaba sahip olduğu için utandığını belirtiyor. Hiçbir zaman dünyanın en iyi gitaristi olduğumu kabul etmedim. Her zaman için en iyisi olmayı istedim diyor. Ve bu benim için sadece bir hedefti diyor. Zaten bu bir sır yani. Bunun tüm müzisyenlerin benimsemesi gerek. Çünkü doyum noktanız olmamalı. Ben iyiyim dememelisiniz. Her zaman daha iyisi olduğunu bilerek her zaman daha yükseğe çıkarmalısınız kendinizi. Adam zaten bu sloganı aldığı vakitte, yani Tanrı sloganını aldığı vakitte üzerine 22 yaşında. 1966 yılına gelindiğinde All-Star bir grup olan Cream kuruluyor. Üç rapper yetenekle birleştirip bu grubu kuruyorlar. Geniş çaplı bir Amerika turnesi yapıyorlar ve 3 tane sağlam albüm çıkarıyorlar. Grup dünyaca ün kazanıyor. Cream'in pek çok muhteşem şarkısı var tabii ki ama benim en favori şarkım ve çoğu insanın da yakından bildiği bir şarkı, Sunshine of Your Love şarkısını ben bayılarak dinlerim ve bu şarkının öyküsü de şöyle. Bir gün işte bir beste çıkarmak için hepsi bir evde toplanmışlar böyle. Söz yazarı, şarkının söz yazarı Pat Brown böyle gün doğumunu görüyor işte sabaha karşı ve girişi mırıldanmaya başlıyor. Daha sonrasında şarkının meşhur bas ritimlerini ise Jack Bruce yazıyor. Jim Hendrix'in esinlenerek yazıyor. Ve şöyle ilginç bir olay var. Jim Hendrix kendisinden esinlendiğini bilmeden bu şarkıyı sahnelerde çalıyor. Hoşuna gidiyor Jim Hendrix. Neyse, sonrasında Cream ego savaşları içine giriyor. Cream 2 yıl var oluyor ve sonra dağılıyor bu efsane grup. Yani bu kadar kısa süre, 2 yıl var olup bu kadar müzik dünyasına ilham veren başka bir grupta bulmak cidden zor olabilir. Dağıldıktan sonra kendi şarkılarını söylemeye karar veriyor Eric Clapton. Ve 1970 yılında Derek and the Dominos diye bir grup kuruyor. Burada işte o büyük aşkı devreye giriyor. Çünkü Petty Boy'da aşık. Biliyorsunuz Layla diye bir şarkısı var Eric Clapton'ın. Çok muhteşem bir şarkı. Onu Petty Boy'da yazmış. Bir albüm çıkarıyorlar. İşte sanırım Layla and the Others albümün adı. Sonrasında ikinci başarısız albüm denemesinden sonra ve Amerika turnesinden sonra grubu dağıtıyor Eric Clapton. Zaten büyük bir depresyonda çünkü karşılıksız bir aşk var Petty Boy'da. O aşkı biraz daha yakından inceleyeceğiz az sonra. Bir su içip geliyorum hemen. 92 yılında akustik versiyonuyla Grammy kazandı. Tears in Heaven şarkısı da kariyerini bambaşka bir boyuta taşıyor. Ama bu şarkının çok üzücü bir hikayesi var. Çünkü çocuğunu annesinin bir arkadaşın evindeyken çocuğu 53. kattan düşüp hayatını kaybediyor. Bu da Eric Clapton'ı zaten dehşet derecede yıkıyor. Özellikle 2000 yılına kadar birazcık müzikten uzak duruyor. Bu arada Eric Clapton 3 kez Rock and Roll Hall of Fame'e girmeye başaran tek müzisyen. Böyle hem güzel hem acılı bir hayat cidden. Hem içinde neşe de var, çok mutsuz olduğu anlar da var. Benim çok hayran kaldığım ve ilham aldığım bir hayat. Günümüzde de hala müzik yapmaya devam ediyor. Gerçi son zamanlarda bir hastalığı çıktı. Gitar çalamıyor Eric Clapton
diyebiliyorum ama Allah ona uzun ömür versin, ne diyelim. Umarım bir efsaneyi daha kaybetmeyiz yakın zamanda. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın. Abone olmak isterseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin.